Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun bir zaman oldu ben video çekmeyeli ve dedim ki hazır bugün de dışarı çıkıyorken ve biraz daha bu okul şeyleri daha başlamamışken bir şeyler çekeyim ve biraz daha böyle eğlenceli ve daha günlük yaşamın odaklı olduğu bir video olsun dedim ve o yüzden şu an çekmeye başladım. Ama hem içerisi çok karanlık hem çok sıcak, ben hem uzun kollu hem başörtü taktığım için, hem de hazırlanmamız lazım. Ama TikTok'takiler gibi 5 dakikamız yok. Daha fazla vaktimiz var. Sadece burayı koyar mıyım çok emin değilim. Çünkü hem makyajım yok, dediğim gibi, hem ışıktan çok memnun değilim. O yüzden pek emin değilim. Buralar konulmaya da bilir. Çok küçük bir makyaj çantam var. Gerçekten her şeyim burada. Bundan başka hiçbir şey kullanmıyorum neredeyse. Şey gibi yani, daha çok vlog gibi bir şeyler çekmek istiyorum. Okulu biraz daha bu kanalın odağından çıkarmak istiyorum. Yani genel akışta yine olacak ama çok fazla bir şey açıkçası göstermek istemiyorum artık. Hani biraz daha dediğim gibi genel akışla alakalı şeyler de paylaşmak istiyorum. Özellikle burada böyle izlemeyi sevdiğim bazı şeyler var işte. YouTuber'lar falan vardı mesela. Ecmen Soylu ya da Aslı Afşaroğlu biliyorsanız. Yani mesela ben bunların videolarını izlerken böyle çok keyif alıyorum. Hani hem kendi işlerinden bir şeyler paylaşıyorlar, hem de böyle kendileri, anlıyor musunuz, odak kendileri, hani böyle bir dijital günlük gibi çok rahat kullanabiliyorlar. Şu an çok kırmızılaştım. Hani ben de biraz öyle yapmak istiyorum açıkçası ve bunu biraz deneyimlemek istiyorum. O yüzden bugün arkadaşlarımla buluşacağım. Onlarla da buluşurken hazır dedim ki yani başlatayım. Belki buraları koymayabilirim. Bu videoda şeylerden de biraz bahsedeceğim. İşte şu son zamanlarda birkaç tane aldığım ve memnun olduğum ürün var. Ve eğer benimle aynı bölümü okuyorsanız da memnun olacağını düşündüğüm, yani alırsanız memnun olacağınızı düşündüğüm bazı şeyler var. Bunlardan da bahsedeceğim. Şu güneş kremi biraz emilsin. Bizim doğru şu kızarıklığımız bir geçsin. Çünkü çok, o kadar çok kızarıyorum ki yani. Roza mı var artık, ne var bilmiyorum. Böyle bir şeyler sürdüğüm zaman falan cildim çok çabuk kızarıyor. Ben bir vantilatör açtım. Sıcak burası şu an. Masa şu an göstermek istediğim birkaç şey var. O yüzden bu kadar çok dağınık aslında. Yoksa tabii ki de video çekmeden önce düzeltiyorum orayı. Videoda son zamanlarda aldığım ve böyle gerçekten hani memnun olduğum, kullandıkça da hani bunu eğer benim gibi ihtiyacı olan biri varsa ve almayı düşünüyorsa hani memnun olur diye düşünüp göstermek istediğim şeyler. Sadece memnun olmadığım bir şey göstereceğim. Şu Görkem'in süngeri çok övülüyordu. Yani dedim ki alayım. Bu arada daha önce bir sürü sünger denedim. Ama hani bu arada çıkmıyor. Yani ne yaptıysam ettiysem en fazla bu kadar oluyor. Yine yıkayıp geleceğim ama sürekli böyle parça pinçik olması çok sinirimi bozuyor. Son zamanlarda açıkçası bazı konulardan çok endişe etmeye başladım. Ve böyle kariyer planımda da akademik anlamda yapmak istediklerimde de biraz böyle değişikliklere gittim diyebilirim. Özellikle bu yaz ki yaptığım stajdan sonra bazı konularda böyle fikirlerim çok değişti. Kariyer planlama konusunda özellikle bu dönem biraz daha fazla özen göstermeyi düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim. Şey diyordum, böyle kariyer planlama açısından açıkçası biraz son zamanlarda farklı fikirlerim olmaya başladı. İşte mezun olduktan sonra ne yapabilirim? Hani evet, aklımda şu anda kariyerimle alakalı bir fikir var ama hani sadece o alandan mı gitmek zorundayım ya da farklı alanlara girebilir miyim, işte bunlar ne olur falan gibisinden çok fazla araştırma yapıyorum şu anda. Biraz bileyim. Yani biraz aklım karışık. Tabii ki de hani 3. sınıf olmanın da verdiği bir artık stres var sonuçta. Mezun olmama 2 yıl kaldı ve hani her üniversite öğrencisi gibi ben de işsiz kalmak istemiyorum ileride. Bununla alakalı son zamanlarda biraz araştırma yapıyorum ve açıkçası 3. sınıfım biraz sıkıntılı geçecek gibi duruyor. Çok fazla dersim var. Yani çok fazla dediğim, hani aslında akademik anlamda çok fazla dersim yok. Sadece formasyon aldığım için ekstra 2 dersim var ama benim dil kursum olduğu için de ders çalışmam gereken şeyler, yani çalışmam gereken konular ve işler fazlalaşıyor. Yani biraz o yüzden sıkıntıdayım ne yapacağım, nasıl yapacağım konusunda. Çünkü son dönemde, çok bazı kelimeleri çok tekrarlıyorum. Yani 2. dönemde özellikle zaman ve plan konusunda hiçbir şekilde zaman yönetimi yapamadım ve hatta hani bölüm hocalarımla bile bu konuda konuştum. Çünkü zaman yönetimi yapamadığım için bazı şeylerden fire vermek zorunda kaldım. O yüzden de hani düzgün olmalı, anlıyor musunuz? Video karşısında makyaj yapmak ne kadar zormuş. Özellikle kapalıysanız, yani buraları falan
Bir şey sürtüremedim o bakımı. Çok sıkıntılıyım. Gerçekten son zamanlarda sürekli böyle iş düşünüyorum. İşte daha fazla kendimi nasıl geliştirebilirim? Üniversiteden mezun olmadan önce daha fazla ne yapabilirim diye böyle gerçekten patladım. Bunları düşünmekten gerçekten patladım. Kariyer planlaması konusunda bazı değişikliklere gittim. Yani normalde mezun olduğum zaman yapmayı düşündüğüm bir şey vardı. Hani iş şekli ve iş. Ama sonra dedim ki daha farklı şeylerde de çalışabilirsin Özge. Yani illa sektörde çalışmak zorunda değilsin ya da illa işte tek bir meslek grubu seçip bunu yapmak zorunda değilsin diye düşündüm. Çünkü açıkçası gerçekten yazın yaptığım staj birçok konuda hani kariyer planımı ve ileriki hedeflerimi değiştirmeme yol açtı. Garip bir stajdı, öncelikle onu söyleyebilirim. Bence insanın fikirleri çok değişiyor staj yaptıktan sonra. Yani ne yapmak istediğinizi de görüyorsunuz, ne yapmak istemediğinizi de görüyorsunuz. Nasıl bir ortamda çalışmak istediğinizi de görüyorsunuz. O yüzden staj yapmak çok önemli. Konuk birimiz. Konuk ikimiz. Buranın çok güzel bir ışığı var, farkında mısınız? Ya yeşili. Şimdi Rukiye'yi bekliyoruz. Rukiye inşallah gelecek. Şüpheli olduğum kişi Rukiye. Rukiye'nin tepkisinden çok şüpheliyim. Beğenecek mi, beğenmeyecek mi? Ben atacağım ağzıma ama. Hamburgerinizi dener misiniz artık? Hamburgerinizi deneyin. Beğendim. Sıra sende arkadaşım. Arkadaşı sorular, işte ayrılır mısın, ayrılmaz mısın? Bu arada annem benim videoyu izliyor. Anne yanlış anlama, erkek arkadaşım yok. Sadece şey test. Hayali. Test. Ayrılma ama nasıl istersen gitsin yani. Bugün böyle bir gündü. Pek bir şey yoktu. Sadece yemek yeme üzerine dayalı bir gün diyebilir miyiz? Evet, bu buluşmanın amacı yemek. Evet. Uzun zamandır planlanmış olan bir yemekti. Bu arada ben sabah şey diye açtım videoyu. Makyaj yapıyordum video karşısında. Bir yerden sonra dayanamadım çünkü şalı kaldırmam gerekiyor. Çok o yüzden şey yapamadım. Her neyse, bugünden bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Artık ben videonun neresine devam edelim bilmiyorum. Bu ekip böyle. Bay bay. Ekip bitik. Arkadaşlar günaydın. Şu arkadaki dağınıklığı görmezsek. Biz sizinle Kore marketine gidiyoruz. Hatta Çin markette diyebiliriz. Oradan birkaç bir şey alacağız. Ben uzun zamandır evde denemedim. Birkaç tarif vardı. Onları deneyeceğiz. Şimdi o zaman gidelim. Şu termosu zamanında hepsi buradan almıştım. Yani markasız aslında. Joystar diye bir marka. Ama yani bence Stanley'e taş çıkaracak bir termos. Çünkü sabah buzlu koyduğum bir şey akşama kadar kalıyor ve garip yani, bilmiyorum, hani o kadar ümitsiz bir şekilde aldığım bir termosun bu kadar iyi çıkması beni çok şaşırtıyor bazen. Belki biliyorsunuzdur, mutlaka önden geçerken görmüşsünüzdür. Taksim'deki bir Çin marketine gideceğiz. Almayı planladığım malzemeler arasında dog var, bu Kore pirinç keki, kimchi var. Eğer bulabilirsem helal bir ramen almak istiyorum. Bir de gochujang. Gochujang'da da alkolsüz olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Kore stili olanların içerisinde alkol varmış.
aldım. Susam yağı aldım. İki tane yosun aldım. Bir tanesi arkadaşımın. O yüzden onu ona vereceğiz. Heyecanlı oldum. İki tane kara makarnası aldım. Bir tanesi bu. Diğeri de bu. Buldak. Sonra bir tane bir adet kimçimiz. Bir de şey sosumuz var. Tteokbokki sosumuz var. Tteokbokkimiz. Bu yarım kilo. Bir şey almıştım. Hazır okulda başlıyorken dedim böyle eksikliklerimin bazılarını alayım ve daha sonrasında hani hiç o taraflara gitme gereğim olmasın diye bugün hakikaten birkaç bir şey aldım. Aslında videoda gösterecektim ama sanırım güzel sanatlara hazırlanan öğrencilerin hepsi böyle kafile gibi geldiği için böyle adım atacak yer yoktu hakikatte ve ben de o yüzden böyle sadece küçük bir kesit koydum. Dedim ki sonra eve gidince en azından gösteririm. Şimdi size hem onları göstereceğim hem de aslında videonun başında bahsettiğim bazı ürünler vardı böyle kendim de kullanıp memnun kaldığım. Onlardan bahsedeceğim. Çünkü ben alırken danışabileceğim herhangi kimse yoktu. Ve böyle genelde yorumlara bakarak almıştım ama gerçekten de böyle kullandığım ve memnun kaldığım için de aslında size göstermek istiyorum. Şimdi ilk önce bugün aldıklarımdan bahsedeceğim. Ben aslında normalde not tutmayı pek seven bir insan değilim. Bir ara dijitalden tutmayı denedim ama hiç beceremedim yani hiç. O zaten hiç benlik değil. O yüzden dedim ki en azından geçen dönem yaptığım gibi defter alayım onlara tutayım. Çünkü bu dönem kendime hedef olarak koyduğum ve yapmayı istediğim ilk şeylerden bir tanesi eskiz tutmak. Yani Ayşe'ye bu konuda çok özeniyorum. Çok iyi bir yani eskiz alışkanlığı var açıkçası kızda. Bende o olmadığı için bir eskiz defteri aldım. Talens'in bir eskiz defteri. Yani boyut olarak aslında bunlar kaç geçiyor? A5 diye mi geçiyor? 12-12 santim olarak geçiyor. Şöyle bir el büyüklüğünde diyebiliriz. Bunun şeylerini seviyorum. Talens'in kağıt kalitesini beğendiğim için de ve her türlü çantaya rahatça atabileceğim için direkt bunu aldım. Sonrasında kalem. En sevdiğim şey tükenmez kalem. Ben notlarımı hep tükenmez kalem alıyorum. Yani silgiyle silme gibi bir huyum yok. Doğru yazdığımdan mı? Hayır. Sadece yani tek bir kalemle bütün not almayı sevdiğim için direkt böyle almıştım. Şöyle birkaç tane tükenmez kalemimiz var. İki tane şöyle büyük defter aldım. İki tane de böyle küçük defterimiz var. Bunların en güzelliği gerçekten bütün çantalara giriyorlar. Ve bir dersi ön taraftan, diğer dersi de arka taraftan başlayınca yani vize ve finalleri tek defterden hazırlamak çok kolay oluyor. Bunlardan bir tanesini İngilizce defteri yapmam lazım. Muhtemelen bu olacak. Bunlar da böyleydi. Yani bu kadardı aslında çok fazla bir şey almadım. Demişen'den şöyle bir tane kağıt maske almıştım. Yani okul namına aslında pek bir şey almadım. Çünkü artık çok fazla elde bir şey yapmıyoruz. Genellikle bilgisayar odaklı tasarımlar yaptığımız için hani böyle bir malzeme almamıza gerek yok ki. Ben geçen dönem bayağı hatta fazlasıyla bir boya alışverişi yapmıştım. Yani sulu boyadan tutun akrilik boya falan her malzemem var. Şimdi gerçekten memnun kaldığım şeylerden bahsetmek istiyorum. Normalde benim bir çizim tabletim yoktu. Yani iPad kullanıyorum ama herhangi bir Wacom'um yoktu. Zaten 2019 yılında aslında bir tane Wacom tablet almıştım ama o zamanlar zaten hiç çizim yapmadığım için ve çizime de yeni başladığım için çok bir şey yapabildiğim söylenemezdi. Ve o yüzden onu aslında satmıştım. Direkt elden çıkarmıştım. Sonra ben yazın staj yapmadan önce şöyle bir tane Wacom tablet aldım. Bu ne diye geçiyor biliyor musunuz? Bu Institus serisi yanlış söylemiyorsam alta yazacağım. Medium boy olanı.
Ve hani dedim ki en azından staj yaparken de yanımda götürürüm. Bir şekilde işte silmem, yani tasarlamam gereken herhangi bir şey olursa bunu kullanırım diye düşünmüştüm. Ve şunu söyleyebilirim ki çok sevdim. Yani şundan bir tık daha fazla sevdim diyebilirim hatta. Yani ilk adım olarak, yani çizime yeni başlayan biri için tavsiye edeceğim bir ürün değil ama benim gibi bir bölüm okuyorsanız ve artık illüstratörden ya da Photoshop'tan tasarımlar yapacaksanız bence çok güzel bir tablet. Bunun en güzel özelliği, normalde şu şekilde kabloyla bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Tabii benim bilgisayarım pro olmadığı için böyle USB girişi vesaire yok. Ama ara elemanla, ki bundan da bahsedeceğim, bilgisayara bağlayabiliyorsunuz çok rahat. Ama şimdi bunlar Bluetooth'la da çalışıyor. Şu şekilde buraya bastığınız zaman Bluetooth aktif oluyor ve bilgisayara çok rahat bağlanıyorsunuz. Tabii Bluetooth'lu cihazlarda bilgisayarla tasarım yaparken bir tık gecikme payı oluyor. Yani direkt çizdiğiniz gibi ekranda gözükmüyor. Ona rağmen ben çok sevdim. Yani demek ki ben beceriksizmişim ilk bu tableti aldığımda. Çünkü şu anda yani bu tableti çok seviyorum ve bence bir grafikerin ya da benimle aynı bölüm okuyan bir görsel iletişim tasarım öğrencisinin bence mutlaka elinin altında bir tane tablet olması gerekiyor. Yani bunu aslında şey olarak düşünebilirsiniz. İleriye yatırım olarak da düşürebilirsiniz. Çünkü elinizin altında bir tablet olduğu zaman, ki bunu eğer başlarda temiz bir ikinci elde olabilir ya da ihtiyacınıza yönelik sıfır bir tablet de olabilir, aldığınız zaman hani elinizin altında bir tablet oluyor. İllüstratörden çizim yapmak istediğinizde de çok rahat çizim yapabilirsiniz. Ben bazen Photoshop'tan böyle arkasını temizlemek istediğim görselleri direkt tool'larla seçmiyorum. Bununla sildiğimde oluyor çünkü tam istediğim gibi temiz bir silim yapabiliyorum bununla. O yüzden bundan çok memnunum. Yani şarjı da çok uzun süre gidiyor Bluetooth'u kullandığınız zaman. Ve kabloyla da gecikme payı zaten 0-0 gibi bir şey. Hiç öyle bir problem yaşamadım. Hani alacaksanız böyle bir şey, buna bir bütçe ayıracaksınız, güzel bir ürün. Medium'u da nasıl söyleyebilirim ekran boyutunu? Bu iPad 7. nesil. Bundan bir tık daha büyük diyebilirim. Aslında MacBook Air M2 ile neredeyse aynı boyutta, sadece biraz küçük. Yani onu taşıdığınız çantanın içine çok rahat koyabiliyorsunuz. İncecik bir şey zaten. Sonrasında bu bir şey, dönüştürücü. Benim bilgisayar MacBook Air M2 ve M2'ler, yani Air'lerde şöyle bir özellik var ki USB girişi olsun, HDMI girişi olsun. Bu tarz girişler yok ve bunlar için mutlaka bir dönüştürücü kullanmanız gerekiyor. Aslında benim bir tane böyle markasız aldığım bir dönüştürücü vardı. Ama hem dosyayı çok geç iletiyor bilgisayara hem de açıkçası kaliteli olduğunu düşünmediğim için çok fazla kullanmadım. Bu Satichi marka bir dönüştürücü. Benim üstüne stickerları görmezden gelirsek. Apple'da satılıyor ve bu çok güzel. Gerçekten bu mutlaka Air kullanan birinde bence olması gereken bir şey. Çünkü ya nasıl dönüştüreceksiniz? Ve şöyle göstereyim. Burada bir tane HDMI girişi var. Şu arada bir USB-C girişi var, USB girişi var ve burada da aslında bu hard disk mi deniliyordu, adını karıştırmayayım. Hard disk girişi yapabildiğiniz girişler var. Bir tanesi normal boyutta, bir tanesi mikro USB. Mikro hard disk mi, mikro USB mi ne? O diye geçen bir şey. 5 tane girişi olan bir tane dönüştürücü. Hem çok hızlı hem de minicik bir şey yani. Eğer Mac kullanıyorsanız bu tarz dönüştürücülerde bence ucuza kaçmayın. Çünkü bunlar da yatırım gerçekten. Yani sen o bilgisayarı ne kadar kullanacaksan bunu da kullanacaksın. Ve senin dosyalarını da başka bir bilgisayardan ya da USB'den bilgisayarına hızlıca aktaracak bir dönüştürücüye ihtiyacım var. Bu da bu. İkincisi de şu SanDisk'in USB'si. Bu hem telefona takılabilen bir USB hem de bilgisayara takılan bir USB. Ben bunu zamanında ilk önce fotoğraflarımı falan içine aktarmak için kullanıyordum. Ama daha sonra direkt videolara aktarmak için kullanmaya başladım. Çünkü iPhone kullanıyorsanız bilirsiniz ki şöyle bir şey var. Galeride eğer yüksek boyutlu, yüksek gigabaytlı bir video varsa ve bunu içerisine direkt aldıysa bunu sonra bilgisayara aktarmak o kadar zor oluyor ki o zaman bu küçük şey bütün ihtiyacınızı görüyor. Ben açıkçası biraz bilgisayarda ve bilgisayar ürünlerinde ucuza kaçma taraftarı değilim. Yani markasız bir şeyler kullanmaktansa biraz daha biriktirip yüksek fiyatlı ürünler almak bence daha iyi. Diğer memnun kaldığım ürün de aslında bu. Şurası biraz boya oldu çünkü son yaptığımız etkinlikte ben bunu elim boyalıyken tuttum ve bunu çıkartamadım. Bu Huawei'nin bir tane tripodu ve bu o kadar güzel ve konforlu bir ürün ki bu böyle uzuyor. 50 santim kadar bir şey oluyor sanırsam. Şu alt taraflarını da şimdi kapatayım.
bu alt taraflarını da açıp sabitliyorsunuz. Yani vlog çekiyorsanız ya da videoyla ilgileniyorsanız ve daha başta olan bir insansanız, hani tripod ihtiyacınız varsa bu çok güzel bir ürün ve çok da kaliteli aslında. Burasını da böyle çekiştirerek bilgisayar şeyinizin, telefonunuzu falan sabitliyorsunuz. Şöyle de bir kumandası var. İşte uzaktan kontrol edebilmeniz için bu da Bluetooth'la şey oluyor, çalışıyor. Yani böyle bir ürün. Zaten başlangıç seviyesinde bir tripod istiyorsanız bu sizin ihtiyacınızı tamamen görecektir. Daha ileri bir şey istiyorsanız aslında gimbal vesaire var. Hatta ben de şu an kullanıyorum. Yani bu DJI'nin bir tane gimbal'ı. Fotoğrafını koyabilirsem buraya koyarım. Ama tabii bu biraz fantazi işi artık. Yani nasıl söylesem. Ben teknolojik ürün çok severim. Yani yeni bir şeyler denemeyi, kullandığım bir şeyin iyice bütün özelliklerini kullandıktan sonra bir üstünü almayı çok seven bir insanım. O yüzden bunu almıştım ve bunu da aslında biraz yatırım olarak görüp almıştım. Hani ileride belki iş olarak yaparsam kullanırım falan diye. O yüzden almıştım. Bundan da çok memnunum. Sadece şarjı biraz hızlı bitiyor sanki. Yani sürekli açıp kapatmanız lazım. Ben okul etkinliklerinde falan genellikle götürüyorum ki bu sarsıntıyı azaltsın falan diye. Onun dışında açıkçası çok özel ihtiyacım için kullanmadım. Bu kadardı yani bu ürünler. Bunu bir okul öncesi vlog olarak düşünebiliriz. Okullar açılmasında şurada çok az bir gün kaldı. Ve nasıl bir video olacak çok merak ediyorum. Videonun başında biraz böyle stresli konuşmuşum ama gerçekten öyleyim. Böyle yani bu yıl biraz vloglarım akademik anlamda dolu olacağını düşünüyorum. Eğer çekmeye vakit bulabilirsem ya da çekmeyi düşünürsem bu kanalda artık biraz daha ders çalışma şeyleri, vlogları görebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.